Bazı insanlar vardır, hiç konuşmasalar bile mutluluk verirler. Varlıkları yeter. Bazı insanlar vardır, kalpleri o kadar büyüktür ki sevmeye doyamazsınız. Bazı insanlar vardır, yaptıklarıyla karakterleri çok farklıdır. İşte tam da bahsettiğimiz özelliklerde biri Garbis Zakaryan. Ringde yumruklarını konuştursa da tertemiz kalbinde sporun ahlakını temsil eder son ana kadar. 22 yıllık boks hayatında hep zirvede olmak, Galatasaray formasını giymek, şampiyonluk yaşamak ve şampiyon yetiştirmekti dışarıdan gözükenler sadece. Ama Garbis Zakaryan'ın hikayesi bu saydıklarımızdan daha da fazlasıydı elbette. Maddi yetersizlikler yüzünden okula devam edemez ve Hasnun Galip sokakta bir atölyede çalışmaya başlar. Ama aklı hep Hasnun Galip'teki Galatasaray binasında yapılan boks maçlarındadır. Henüz 14 yaşındayken boksa merak sarar ama bir türlü inandıramaz kendini hiç kimseye. Özellikle ailesi karşı çıkmıştır onun bu kararına. 14 yaşında boksa başlar ama kilosunda kimseyi bulamaz Garbis Zakaryan. Üstelik öyle zayıftır ki ilk 4 maçını da kaybeder. Fakat hırsı ve azmi sayesinde kazandığı Boğaziçi şampiyonluğu ona yepyeni bir hayatın kapılarını açar. Sergilediği başarılı grafiğin ardından Galatasaray boks antrenörü Feyzi Türk'ün dikkatini çeker Garbis Zakaryan. Ve hayatının en güzel dönemlerini geçirdiği Galatasaray macerası başlar. Galatasaray'la birçok şampiyonluklar kazanır ve sarı kırmızı renkleri layıkıyla taşır üzerinde yıllarca. Ama bir maç vardır ki onun yumruklarının asla hafife alınmaması gerektiğinin göstergesidir adeta. İlk tutkusu boks olan Altın Kalp Eldiven, hayatının aşkıyla da o dönem tanışır ve en önemli imzasını da o arada atar. Bir otomobil tamircisinin yanında çalıştığı yıllarda Ersilya'yı görür ve hayatı artık o olur. Her sporcu için belki de en anlamlı forma ona da nasip olur. Ay yıldızlı formayı üzerinde taşır ve yumruklarını Türkiye için konuşturur yıllarca. Boksa ilgi o dönem fazla olduğundan çoğu maçlarını kapalı gişe oynar efsane isim. Hatta bazı zamanlar maçın yapılacağı salona girmeye çalıştığında başına ilginç olaylar da gelir. Askerliğini yaptığı dönemde boksa ara vermez, veremez. Bir yandan çalışmalarını sürdürür vatani görevi sırasında. Ama öyle bir an gelir ki artık kariyeri söz konusudur. 200'den fazla maça çıkar hayatında. Birçok rakibine ringi dar eder adeta. Kazanmak da vardır elbette, kaybetmek de. Ama hırsı onu hep kazanmaya yönlendirir. Yıllarca azimle çalışmasının karşılığını Orta Doğu şampiyonluğunu elde ederek alır Garbis Zakaryan. Formunun zirvesinde altın yumruklarla gelen bu zafer, onun ne kadar inandığının bir göstergesidir adeta. 22 yıl ringlerde verdiği mücadelenin ardından boksu bırakır Garbis Zakaryan. Ve onun için artık ringin dışında bir kariyer başlamıştır. Antrenör lisansını almasının ardından bir şampiyon armağan eder Türk boksuna. 14 yaşında başlayan boks kariyerinde Beyoğlu Spor, Taksim Kulübü ve boks istisnas kulüplerinin formasını giyerek eldivenlerini takar. Ne imkansızlıklar içinde geçen çalışmalar, ne zor antrenmanlar, ne de idman yapılamayan tesislerdeki olumsuz şartlar. Hiçbiri yıldıramaz onu. Tertemiz kalbinin içinde her zaman boksun yerini ayrı tuttu Garbis Zakaryan. Belki yumrukları ringde konuştu ama maç biter bitmez rakibine sonsuz centilmenlikle sarıldı ve kutladı. 82 yaşında geride bıraktığı onurlu kariyerini hala keyifle hatırlıyor ve bu gurur tablosunu hala büyük bir mutlulukla izliyor. Ve o hala beni üzerinde ay yıldızını gururla taşıdığım Türk bayrağıyla gömün diyor.